Amerika'ya başkan olmak için neler yapardınız? Trump ve kendine has stratejilerinde bugün. Yeniden başkan olmak için burger mı satmadı, çöpçü mü olmadı? Eski başkan ve yeniden başkan adayı olan Donald Trump'ın kampanya stratejisi halkın arasına karışarak gönülleri fethetmek. Bunun için önce burgercide satış yaptı, şimdi de çöp toplama kamyonuyla mesaiye çıktı. Trump'ın çöp kamyonuna binmesi Joe Biden'ın yaptığı eleştirileri tersine çevirme çabası olarak yorumlandı. Biden'ın Trump destekçilerine yönelik sert eleştirileri sonrası Trump bu kez çöp metaforunu kullanarak Biden'ın yorumlarına meydan okumak istemiş gibi. 250 milyon Americans are not garbage. Washington'ı temizleyeceğim diyerek çöplerin arasına karışan Trump, bu kez elinde süpürgeyle çöpçülerle birlikte temizlik yaptı. Belki yarın tamirci olacak, belki de fırıncı. ABD seçimlerine 3 gün kalmışken yaptığı bu şov, klasik bir teatral hamleden ibaret. How do you like my garbage truck? This truck is in honor of Kamala and Joe Biden. Halkın gerçek sorunlarına çözüm bulmak yerine bu tür şovlarla gündem olmaya çalışmak, Trump'ın başvurduğu klasik bir popülizm örneği değil mi? Ancak bu tür teatral hamlelerin halkın gerçek sorunlarına çözüm getirdiğini söylemek zor. But I just wanted to let you know that 250 million people, that's what I think the real number is for making America great again. 250 million, the real number. They don't think in terms of garbage, okay? They don't use terms like that. And it's a shame. And Joe Biden should be ashamed of himself if he knows what he's even doing. And she should be ashamed. Because she shouldn't let him do it. She's the vice president, but I assume she's acting as the president. She should never have let that happen. I hope you enjoy this garbage truck. Thank you very much. Milyon dolarlık penthouse'undan nadiren dışarı çıkan bir milyarderin bir günlüğüne çöpçü kıyafeti giymesi halktan biriymiş gibi görünme çabası olarak oldukça yüzeysel kalıyor. Eğitimde fırsat eşitliği, ekonomik zorluklarla mücadele, sağlık sisteminin iyileştirilmesi gibi konularda gerçek politikalar üretmek yerine Trump'ın çöp toplama gösterileriyle halkın gönlünü kazanmaya çalışması popülizmin en basit ve klişe örneklerinden biri. Trump'ın sebep olduğu politik karmaşa ve kaosu düşününce belki de en iyi çöp temizleme projesi kendi yarattığı sorunları ortadan kaldırmak olabilir. Gerçek problemlere odaklanmak yerine halkın arasına karışarak dikkat çekmeye çalışmak trajikomik bir döngüyü anımsatıyor. Çünkü bu tür gösteriler halkla ilişkiler numarasından öteye geçemez.